Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Grup toplantısında yine tabii son dönemde sıkça tartışılan reform meselesine dair bir şeyler söyledi Erdoğan. Cumhur İttifakı ile yapılacağını söyledi ancak bir yandan özellikle son dönemde Devlet Bahçeli de çıkışlarını artırıyor ve özellikle Alaaddin Çakıcı'yı sahiplenen tavrını sürdürüyor. Bu son tartışmaları nasıl okumak lazım? Hem ittifak meselesi üzerinden hem de ortaya atılan reform meselesi üzerinden buyurun. Şimdi AK Parti'nin reform dediğinde ilk anlamamız gereken şeyi Erdoğan bugün grup toplantısında aslında söyledi. Pek satır arası olmayan bir ifadeydi. Yatırımcının güveni ifadesini kullandı. Reformla doğrudan bağlantılı olarak. Bunun anlamı şu, esasen Türkiye'den ekonomik çıkarlarını elde etmek üzere yerli ve yabancı yatırımcıların yani büyük sermayenin davet edilmesi, özenle ağırlanması ve bütün dileklerinin yerine getirilmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar temel politikası. Ve bu yatırımcının rahatsız olmasını sağlayacak, buna yol açabilecek her şeyi şiddet dahil her tür yöntemle baskılamada yine bu politikanın bir parçası. Yani yollardaki işçilerin, madencilerin, kırlardaki köylülerin kendi topraklarını korumaya yönelik taleplerini yatırımcıya karşı jandarmayla, polisle, özel güvenlikle hatta paramiliter gruplarla it kopuk tabir edilebilecek neydiği belirsiz, işverence istihdam edilmiş gibi gösterilen kişilerle baskılandığını biliyoruz. Dolayısıyla reformdan kastedilen şey insan hak ve özgürlükleri ekseninde bir hazırlık değil, son 5 yıl içerisinde adalette bir tür başıboşluğa dönüşen hukuksuzluğun işveren lehine yeniden düzenlenmesi. Erdoğan'ın kastettiğinin bu olduğu bugünkü konuşmasıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir stratejisi de daima olası ittifakları araştırmak, bazı fikirler konusunda kamuoyunu etkileyecek çıkışlar yapmak. Bülent Arınç daha önce de bu görevi defalarca yerine getirmişti. Bu sefer de bu görev verilmişti kendisine. Çıktı, konuştu. Fakat hem AK Parti'nin iç kavgalarından kaynaklı bir grup çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli, dava arkadaşı adını verdiği eski suç örgütü liderlerinden ve 12 Eylül öncesinin silahlı külahlı paramiliter gruplarının önemli bir figürü olarak ortaya sürüldü. Aslında bu koalisyonun bir tür iç tartışmasıydı. Bu tartışmada Bülent Arınç durum nedir diye bir ortalığı kolaçan etsin diye dışarıya gönderilmişti. Tepkiler sert olunca da gözünü kırpmadan iktidar Bülent Arınç'ı harcadı. Yani bir Bu arada yoklama yapıldı diyorsunuz bu şekilde. esasen bir izin alma ihtimali söz konusu olmasa, hoş görüleceği ihtimali söz konusu olmasa Bülent Arınç'ın konuşması mümkün değil. Bu dolayısıyla hem küçük ortağa karşı durumun ne olduğunu yoklamak istedi Adalet ve Kalkınma Partisi. Hem de parti içindeki durumun ne olduğunu yoklamak istedi. Dikkat ederseniz Bülent Arınç birdenbire çıkıp konuşmadı. Önce Yüksek İstişare Kurulu denilen heyetin üyeleriyle Erdoğan bir göründü. Bu çeşitli seyahatlerde yan yana geldiler. Ufak ufak her biri bir söz söyledi. Cemil Çiçek konuştu. İşte Bülent Arınç daha önce de konuştu. Başka isimler. Şahin'in filan söylediklerini duyduk. Bu Hazine Bakanı'nın istifasının, affının yani affını talep etmesinin hemen arkasından gelmişti. Aynı zamanda işte Avrupa Birliği zirvesine gelecek ayın ikinci haftasında yapılacak olan Avrupa Birliği zirvesine bir hazırlık ve Amerika'daki iktidar değişikliğine bir hazırlık olarak yorumlandı kamuoyunda. Doğruydu, böyle bir boyutu vardı ama bu hazırlıklarda nereye kadar gidilebileceğini iktidar bilmiyordu ve küçük ortağa rağmen nereye kadar gidileceğini de bilmiyordu. Dolayısıyla Çakıcı'nın ortaya çıkması bir tesadüf değil. Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem olası farklı ortak düşünme hem de Avrupa Birliği ile nispeten ve Amerika'daki yeni iktidarla nispeten işleri daha kolay götüreceği bir hamle yapma hazırlığını Çakıcı'yı ortaya koyarak engelledi. Çakıcı doğrudan muhalefet liderine saldırdı ama eğer hukuk söz konusuysa, hani reform yapmasanız bile
cezaevinden afla tahliye olmuş, birçok suçtan açık bir şekilde hüküm giymiş ve kamuoyunun önünde makbul kişi hüviyetine dair hiçbir özelliği olmayan bir kişinin siyasi sahne içerisinde konuşmaya başlaması otoriter bile olsa bir iktidarı rahatsız eder. Bir iktidarın hiç hoşlanmayacağı şeydir bu. Ne zaman rahatsız olmaz? Kendi lehine konuştuğu zaman. Bahçeli iktidarın lehine konuşturarak, kendi hayal ettiği iktidarın lehine konuşturarak koalisyon için güven tazeleme talep etti. Erdoğan bugün grup toplantısında bu güveni, Bahçeli'nin adını ve koalisyon hakkında söylediklerini tekrar ederek, yani bu pazarlığa dayalı bir koalisyon değil sözüyle yeniledi. Aslında sizin işte bundan önceki haberinizde yer alan Ensarioğlu'na yönelik soruşturma, işte milletvekilinin, disiplin kuruluna, eski milletvekilinin disiplin kuruluna sevk edilmesi de bu eksen üzerinde düşünülmesi gereken şeyler. Yine Kürt meselesine ilişkin Erdoğan'ın söyledikleri de Bahçeli'nin tam gönül teline göre, gönlüne göre söylenmiş bir Türk niteliğinde. Dolayısıyla sadece bir yoklama olarak görmemek gerekiyor. Daha geniş boyutta aynı zamanda iktidarın büyük ortağının küçük ortağına ne kadar mahkum olduğunu gösteriyor bir yanıyla. Diğer yanıyla da bu iktidarın büyük sermayenin çıkarları dışında hiçbir değere, hiçbir saygısı olmadığını bir kere daha bize göstermiş oluyor bütün bu süreç. Tam onu sormak istiyorduk. Mahkum dediniz, bir pazarlık söz konusu olmadığını söyledi ama bunu değerlendirmenizi isteyelim. Bir yandan muhalefetin erken seçim çağrıları da sürüyor. Bu tablo nasıldır? Hem erken seçim baskısı vardır diyebilir miyiz AKP üzerinde MHP tarafından yapılmış olan? Evet, aslında doğrudan erken seçim olduğu kanaatinde değilim. Çünkü muhalefetin, eğer Halkların Demokratik Partisi'ni bir kenara alırsak, gerçek bir muhalefet yapma ne kabiliyeti, ne becerisi, ne de arzusu var gibi görünüyor. Bunu şuradan çıkarıyorum. İşte madenciler çok uzun bir süredir kamuoyunun dikkatini çok yakından çeken, etkileyen, işte öyle mi alay komutanı konuşmasıyla Kamil Kartal'ın bir tür yeni siyasal literatür oluşturmaya başlayan hamlesi, sadece yanındayız, destekliyoruz, zulmediyorsunuz nutuklarıyla muhalefet tarafından karşılandı. Keza diğer işçi eylemleri de aynı şekilde. Yine işte HDP'ye yönelik, Kürt gazetecilerine yönelik, Kürt belediyelerine yönelik hamleler de bu türden kınamaların pek ötesine gitmiyor. Yine işte Demirtaş'ı, Kavala'yı serbest bırakın lafının ötesine ve işte erken seçim yapın lafının ötesine gitmiyor. Siz eğer seçime zorlayıcı bir kamuoyu yaratmazsanız, bir siyasal hareketlik yaratmazsanız bu olmaz. Fakat konu bu manasıyla muhalefetin baskısından kaynaklı bir erken seçim ihtiyacı değil. Ama ne var? Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde hem de anlaşılan Ali Babacan'ın politikalarının yine parti içerisinde yarattığı bir rahatsızlık. Bir ikincisi de koalisyonun giderek İslamcı kimliğinin silinip milliyetçi kimliğinin öne çıkmasının AK Parti'de yarattığı rahatsızlık, bunlara yönelik hamlelerdi. Sanıyorum bir uluslararası konjüktür gereği yeni bir hamle eğilimi ile durumu MHP'ye de izah ederek nispi bir dengeleme yapmak istedi Erdoğan. Fakat MHP sert karşılık verdi. Pazarlık yok diyor Erdoğan. Pazarlık olmadığı doğru. Çünkü bu bir pazarlık usulü değil. Bu aslında bir siyasal şantaj ve rehin usulü. Esasen iktidarın büyük partisi küçük partisine tamamen rehin kalmış durumda. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buna benzeyen bir sıkışmasını 2009-2012 yılları arasında Gülen cemaatiyle ilişkisi içerisinde görmüştük. İşte Kürt meselesinde açılıp yapmak istediğinde oradan gelen hamlelerle bu iş engelleniyordu. Avrupa Birliği'ne ilişkin hamle yapmak istediğinde engelleniyordu. İşte diğer toplumsal kesimlerle ilgili hamle yapmak istediğinde engelleniyordu ve bu iş çok büyük bir iç kavgaya dönüştü. Çünkü devletin bütün kurumlarını o yapıyla paylaşmışlardı. Şimdi MHP açısından da benzer bir durum söz konusu. 2016 darbe girişiminden sonra kamuda boşalan yerlere özellikle emniyet ve adalet bürokrasilerinde, yani polis ve hakim savcı teşkilatında ki boşalmalar Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarıyla dolduruldu.
Zaten daha önce de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları uygun ve yeterli olmadığı için Gülen cemaatinin mensuplarıyla doldurulmuştu. Oralardan boşaltılan yerler MHP ile dolduruldu. Dolayısıyla biz MHP'nin hamle ve hareketlerinde Gülen cemaatinin hamle ve hareketlerinin bir tür tekrarını görüyoruz. Fakat Gülen hareketinden farklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi işte yasalara göre kurulmuş, siyasal niteliği olan ve seçimlere gire çıka ve ittifak, kendi yaptığınız ittifakla da meşruiyeti kamuya onaylatılmış bir yapı, siyasal meşruiyeti. Gülen cemaatinin siyasal meşruiyeti kamuoyu gözünde hiçbir zaman olmamıştı. Darbeden sonra sadece üstü çizilmedi bunun. Siyasal meşruiyet daha önce de yoktu. Daha önce meşruiyet sadece onlar da bu ülkenin evlatları çeşitli kamu görevlerinde bulunabilirler şeklinde vardı. Fakat MHP için durum böyle değil. MHP bir siyasal parti, hareket, kamusal ve siyasal meşruiyeti açık. Böyle olunca da MHP'nin istediklerini daha net ortaya koyma, taleplerini daha sert bir şekilde dile getirme kabiliyeti var. Biz bu kabiliyetini açık bir şekilde gördük. Erdoğan'ın bugünkü konuşması MHP'nin yatıştırılması ve sakinleştirilmesi için baştan sona bir rüşvet konuşmasından ibaretti. Gerek Kürt meselesine ilişkin söylenenler, gerek Kılıçdaroğlu hakkında yargının devreye girmesini istemek ki bu çok uzun süredir Ankara kulislerinde Devlet Bahçeli'nin bunu istediği konuşuluyordu. Evet, onu da sormak istiyorduk size ayrıca. Yani bu nokta bize zaten küçük ortağın bütün istediklerinin yapılması mecburiyeti olduğunu gösteriyor. Yine hatırlayacaksınız daha önce Hazine Bakanı'na yönelik eleştiriler söz konusu olduğunda Devlet Bahçeli kuvvetle savunurdu. Bu sefer Hazine Bakanı gittiğinde Devlet Bahçeli hiç ses çıkarmadı. Demek ki sahipsiz kaldı. Bütün bu hikayeler bize küçük ortağın politikasının yürürlükte olduğunu gösteriyor. Aslında bu ikili yani siyasal İslam ve ırkçı, milliyetçi, Türkçü akımların 1960'lardan beri bir iç içeliği söz konusu. Bunun bir formülü vardı. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman diye. Bu koalisyon bu anlamda işte daha önceki 12 Eylül Arda öncesi Spor'da bu Milliyetçi Cephe hafta denilen futbol iki mece dünyasındaki koalisyonun çıkmazlar devamı masaya yatırıldı. üçüncüsü niteliğindeydi bu formül etrafında olan. Ama biz 5 yıl içinde şunu gördük. Hira Dağı Tanrı Dağı'nın gölgesinde kaybolmuş durumda. İslam'a, Müslümanlığa ve siyasal İslam'ın tarihsel arzu, hareket ve heveslerine dair Kumar her futbolla şey yasal ortadan hale mi kalkıyor. geldi? Bunun yerine Yayılıyor. hızlı Kumar bir futbolla şekilde yasal hale mi FETÖ geldi? hareketin sert, saldırgan, paramiliter yapıyı devreye sokmaya hazır, çatışmacı karakteri öne çıkıyor. Çakıcı da bunu temsil Yayıncı ediyor kuruluşun payını devlet bu mi diyalog ödeyecek? içerisinde. Ve sanıyorum yargıdan Cumhuriyet Halk Partisi liderine yönelik işte Ensarioğlu'nun kurtulduğu ama Kılıçdaroğlu'nun kurtulmakta güçlük çekeceği bir hamle bugün yarın gelecek. Artık gerçek yazarları bu Bir milliyetçi buyurun. De aslında Artık Ensarioğlu gerçek yazarları Mustafa meselesini de bunun Sağlamcı. da ben Artık gerçek yazarları yine Devlet Mustafa Sağlamer Bahçeli'yi ve teskine yönelik bir hamle olduğu kanaatindeyim. Bu aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu gidişattan rahatsız olan ve Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan ittifaktan rahatsız olan dediğiniz derin su köklere Artı Spor'da yönelik değerlendirildi. bir hamleydi. Hepinizi cezaevine gönderebilecek kadar malzeme elimizde var mesajından ibaretti bu. Çünkü Ensarioğlu'nun söylediği doğrudur. O bölgede birisinin, bir yakınınızın, Değerlendiriyor. tanışınızın, Asena Özkan ile Artı ahbabınızın, ait Spor bu olduğunuz aşiret üyesinin ve akrabalık ağının içerisinde birisinin, bir yakını öldüğünde bu sebebi ne olursa olsun sizin taziye gitmenizi gerektirir. Ensarioğlu'nun da yaptığı buydu. Birçok HDP'li de bunu yapardı. Bunun başka türlü yapılması mümkün değildir. HDP'liler örgüt propagandası hatta üyelikten bu taziye ziyaretleri nedeniyle ceza alırken AK Partililere kimsenin sesi çıkmıyordu. Şu anda bu hamlenin yapılmış olma sebebi yine MHP'ye yönelik ve aynı zamanda parti içerisindeki Kürtlerin koalisyonun ortağı MHP'den rahatsızlıklarına susturmaya, baskılamaya yönelik bir gözdağı hamlesiydi. Milliyetçi karakterin yükseldiğini söylediniz ve şayet öyle de görünüyor. Yükselmeye devam ettikçe Babacan veya Davutoğlu'nun partisine yönelik kopuşlar hem tabandan hem parti içinden yani seçmen kitlesi ve parti içinden devam edeceğini söylemek mümkün mü ya da artacağını söylemek?
Şimdi bu konuda beklentiler ile bazı kulis bilgileri birbiriyle örtüşüyor. Böyle bir şeyin olabileceğine dair beklentilerle kulis bilgileri. Fakat bunun ölçeğinin, boyutunun ne olacağını bilmek zor. Bir de şuna dikkat etmek lazım benim kanaatime göre. Aslında 2016'dan bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yok. Dolayısıyla bu parti içerisindeki kopuşların meşruiyete zarar verip vermeyeceği sadece. Çünkü parti sadece meşruiyetin bir aracı, bir vitrini, bir süsü ve örtüsü gibi kullanılıyor. Dikkat ederseniz yapının ön planında olan isimler, en başta Devlet Bahçeli olmak üzere, gelenekle hiç uyum içinde değiller, hatta çatışma içindeler. Son uyum içinde olan kişi Hazine Bakanı'ydı, görevden alındı. İçişleri Bakanı başka bir gelenekten geliyor. İşte Numan Kurtulmuş başka bir geleneğin ismi. Yiğit Bulut başka bir geleneğin içinden gelen isimler. Bizim önde gördüklerimiz parti içerisinde yetişmemiş, partinin tabanıyla temasları olmayan varanklar vesaireler filan, Fahrettin Altun filan tamamı böyle. Parti yapısıyla ve tabanla temasları olmayan bürokratik kademelerde olan kişiler. Hatta önemli bir kısmı başka yapılardan gelme kişiler. Dolayısıyla partideki rahatsızlıktan ötürü gönül olarak kopanlar zaten koptular. Fizik olarak da bir tür hani ölü uykusuna yatmış durumdalar. Büyük kopuşlar olabilir mi? Büyük kopuşların zaten olduğunu, bunun görülmediğini, bundan sonra olacak kopuşların da kolayca nasıl diyelim yutturulmaya çalışılacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda 2016'dan bu yana olan şey bir çıkar dağıtım ağı üzerinde bir ayağı doğrudan saraya bağlı, diğer ayağı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yönetilen bir mobilizasyon, bir siyasal hareketlilik var ve bu partiyi tasfiye etmiş durumda. Sadece ismen var. Dolayısıyla parti içerisindeki bir yarılmadan daha çok partinin kalanını, iktidarı elde tutanları rahatsız edecek bir güç birikimi olabilir mi? Bunu izlemek, bu soruya cevap aramak lazım. Davutoğlu tarafından bunun geleceği kanaatinde değilim. Çünkü aşırı soyut, demagojik ve kendi suçlarının farkında olmayan bir tarzda konuşuyor. Ama Babacan için durum biraz farklı. Babacan büyük sermayenin bir mümessili niteliğindeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde göreve başlamadan önce. Sonrasında da bu fonksiyonunu sürdürdü. Şu anda aslında sözü edilen reformda yabancı sermayenin hukuki başıboşluktan olan rahatsızlığını düzeltmek için yapılan reform aslında Babacan'ın hem uluslararası hem iç sermayede yarattığı etkiyi hem de partide yaratacağı etkileri engellemeye yönelik bir hamle. Dolayısıyla Babacan etrafında bir güç birikimi olduğunda erken seçim olabilir mi ya da seçimsiz bir iktidar devamına mı karar verilir? Bunu o zaman görebiliriz ancak. Ali Duran Topuz, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizi paylaştığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.